dans eden ev, Prag'da en çok görülmesi gereken yerlerden birisidir ve burası için çok ünlü bir yapıdır. Biraz uzaktan bakıldığında dans eden bir çifti andıran bu yapının çok fazla dikkat çekiyor olmasının bir nedeni, çevresinde yer alan onlarca barok ve gotik mimarı arasında tek başına farklı bir görünüme sahip olmasıdır. Modern mimariye uymayan farklı tarzı bu yapıyı Prag'da görülmeye değer, kılmaktadır. Prag'a gelen her turistin mutlaka uğrayıp önünde bir fotoğraf çektirdiği bu farklı yapı dekonstrüktivizm stili bir mimariye sahiptir. Çekya'nın en önemli kentlerinden bir tanesi Prag, içinde barındırdığı tarihi yapılar ve mekanlarla her yıl binlerce turistin ziyaretine uğramaktadır. Danseden e, Prag'da yer alan ve hep farklı mimarisiyle tanınan bir bina olmuştur. 1997 yılında, Lado Milunic ve Frank Gehry tarafından inşa edilen bina, Fred ve Ginger adıyla da bahsedilmektedir. Lado Nehri kenarında Rönesans seserlerinin ortasında böylesine modern bir yapının inşa edilmesi fikri hemen uygulamaya konulamamıştır. Kültür merkezi olması planlanan bu yapının inşası için finansal kaynak ancak Kadife devriminden sonra bulunmuştur. İki tane damseden insan figürü şeklinde olan binanın adı ünlü dans çifti Fred ve Ginger adı verilmek istense de şehrin havasına uyumlu olmayacağı düşünülerek vazgeçilmiştir. Prag ziyaretiniz boyunca şehirde genelde çok da modern bir mimarinin olmadığını ve tarihlerini korumak adına sanki eski çağdan kalma bir şehir edasında olduğunu göreceksiniz. Ancak dans eden ev bir anda tüm havayı yok edebilecek kadar modern bir yapıdır kadar modern bir görüntüsü var ki Prag'da değil de sanki New York'taymış gibi hissettiriyor. Binanın dış cephesi çoğunlukla camdan oluşuyor. Bu durum zaten uzun bir süre Prag'da sorun olmuş ve Prag bu yapının fazla modern olması nedeniyle şehrin doğal havasını bozduğu için kabullenmemiştir. Ancak günümüzde Prag'da yer alan yapılar içinde en sevilenlerin başında gelmektedir. Frank Gehry tarafından Prag'ın şehir merkezine tasarlanan Danseden E, Dungeon House, 1992 ve 1996 yılları arasında tamamlanmıştır. Hollywood'un 1930'lu yıllardaki ünlü Danseden çifti Fred Astaire ve Ginger Rogers'ı andırdığı için Danseden ev ismi verilen yapı postmodern mimarinin önemli örneklerindendir. Danseden evin üzerinde bulunduğu alanda, Rönesans akımı etkileri gösteren 19. yüzyıldan kalma bir bina duruyordu. Bu tarihi binanın 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılması sonucu, yerine yeni ve modern bir bina yapılması kararı alındı. Hollandalı EG Bankası, buraya yeni bir ev yapmaya karar verdi. Önce Şin Noveli ile görüşen Nege, Şin Noveli'nin araziyi küçük bulması yüzünden teklifi reddedince, Frank Gehry ile anlaştı. Nege Bankası Prag'da yeni bir ikon yaratmak istiyordu, bu nedenle Gehry'nin neredeyse sınırsız bütçesi vardı. Bu sayede Gehry, dekonstrüktivist fikirlerini hayata geçirebildi. Dans eden ev, iki gövdeden oluşuyor. Birinci gövde, eğimli sütunlar ile desteklenmiş cam bir kule. İkinci gövde ise nehre paralel olarak ilerleyen, dalgalı bir yapıya sahiptir. Kalıplar ile oluşturulmuş bu dalgalı şekil ve pencerelerin çizgisel olarak hizalanmaması, binaya hareket ediyormuş etkisi vermektedir. Binanın, nehir ve önündeki meydan ile doğrudan bağlı olan zemin katında kafeler var. Yapının ikinci katından yedinci katına kadar ofisler bulunmakta. En üst kat ise, şehrin panoramik manzarasının da görülebildiği bir restoranı bulundu. Wonderworks, Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida eyaleti sınırları içerisindeki Orlando'da yer alan Wonderworks Güzel Sanatlar Müzesi, içinin ve dışının ters olmasıyla ünlü. 3200 metrekarelik alana yayılmış 3 katlı binada yüzden fazla bölüm bulunuyor. Yüksekliği ise 25 metre. Mimari yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı binanın içinde fizik, matematik ve uzay dünyasının bazı temel prensiplerini, özellikle çocuk ve gençlere eğlenceli bir şekilde anlatan, ama her yaştan insana hitap eden öğretici bir müze ve eğlence parkı oluşturulmuş. Sadece bina değil, binanın kullanım amacı da çok güzel. Yılın 365 günü açık olan müzede özellikle gençlerin ilgisini çekecek çok sayıda bölüm bulunuyor. Ama sadece gençlerim değil, büyüklerin de hoş vakit geçirmesini sağlayacak etkinlik ve sergiler mevcut. Nokta Lazerta Galanı, çok katlı ip parkurlarıyla macera severleri de memnun edecek aktiviteler var. Özellikle ip parkuru 15 metrelik yüksekliğe ulaşan yerleriyle türevleri arasında dünyanın en büyüklerinden. Bunların dışında yerçekimsiz ortam, fırtına ve deprem simülatörleri, uzay mekiği kapsülü ve astronot kıyafetleri, adli tıp, sanal gerçeklik gibi çok çeşitli bölümlerle ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı veriliyor. Bu şekilde her yaştan insana eğlenirken bir yandan da bilmedikleri birçok bilimsel gerçeği nedenleriyle birlikte kavrama fırsatı veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam 5 şehrinde bulunan diğer Works müzeleri de Pigeon Forge'daki eğlenceleri ziyaretçilerin hizmetine sunuyor. Kansas Halk Kütüphanesi, okuma alışkanlığı insanın kelime darcığını ve hayal dünyasını genişleten, insanı geliştiren en önemli işlevlerin başında geliyor. Bazı insanlar için kitapların yakın dost hatta sırdaş. İşte Amerika'nın Kansas şehri bu insanların bolca bulunduğu önemli bir muhit olarak dikkat çekiyor. Burada yaşayan insanlar kitaplara o kadar çok değer veriyorlar ki gelişen teknoloji ile birlikte özellikle gençler tarafından unutulan kitaplar için dünyanın belki de en dikkat çekici kütüphanesinin şehirlerine kazandırıyorlar şehirde başlatılan kampanya kısa sürede o kadar büyük bir destek buluyor ki kütüphane için ihtiyaç duyulan 50 milyon dolar bir anda toplanıveriyor ve 100 yılı aşkın bir süredir hizmet veren eski kütüphane 2004 yılında işsiz bir çehreye kavuşuyor. 1873 yılında kurulan Kansas Halk Kütüphanesi kısa sürede kentin kültür merkezi haline gelmiş ve eğitim kaynakları dışında Amerika'nın eğlence kültürünü de içinde taşıyan materyalleri bünyesinde bulunduruyormuş. Zamanla gelişen ve genişleyen kütüphaneye sürekli yeni binalar ve alanlar eklenmiş. En son dokunuşta 2004 yılında benzersiz bir mimarı ile yapılmış. Dış cephesi kitapla dizilmiş bir dizi dev kitap görüntüsünde olan kütüphanenin görüntüsü o kadar gerçekçi ki insanın raftan bir kitap alıp okuyası geliyor. Hal böyle olunca da kütüphaneye olan ilgi bir hali artmış dış cephesine konulacak olan 22 kitap bizzat bölge halkının oylaması ile seçiliyor. Daha sonra bu kitapların her birinin kapakları, yaklaşık 7,5 metre uzunluğunda ve 2,7 metre genişliğinde dev sütunlara birebir kopyalanıyor. Kütüphanenin içinde kitapların, videoların, Müziklerin ve çeşitli görsellerin yer aldığı 2.3 milyona aşkın malzeme bulunuyor ve kütüphane yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet veriyor. Her bir kitabın arkası farklı bir dünyaya açılan Kansas Halk Kütüphanesi'nde kitap raflarının yanı sıra toplantı odaları, seyir salonu, kahve dükkanı ve daha bir Kansas'ta hayata geçirilen bu proje, insanlara kitap sevgisinin nasıl kazandırılabileceği konusunda önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Dikkat çekici ve yaratıcı fikirler olduğu sürece istenilen her konuda başarılı olunabileceğini kanıtlayan Kansas Halk Kütüphanesi'nde birçok hizmet yer alıyor. Bunun dışında kütüphane çeşitli resim, kitap, sanat sergileri gibi sosyal aktivitelere de sıklıkla ev sahipliği yapıyor. Dikkat! Çekici ve yaratıcı fikirler olduğu sürece istenilen her konuda başarılı olunabileceğini kanıtlayan Kamsas Halk Kütüphanesi Projesi, sıra dışı mimarisinin yanı sıra insanlara açmış olduğu uçsuz bucaksız bilgi dünyasıyla da alkışı fazlasıyla hak ediyor. Hava Kuvvetleri Akademisi Şapel, dünya mimarisinin en çok beğenilen ibadet annelerinden biri olan 4. Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi, ABD'nin Colorado eyaletinde yer alıyor. İlginç mimari yapısıyla dikkat çeken kilise 28 Ağustos 1959 tarihinde Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından yapılmaya başlanmış ve 1963 yılında yapımı tamamlanmıştır. Yüksekliği 280 metre, genişliği ise 84 metreyi bulan, yapı kıvrımlı dizeleri ile ön plana çıkıyor. 17 adet diziden oluşan yapının etrafı, her biri 23 metre uzunluğundaki alüminyum panellerle çevrelenmiştir. Güneş ışığından tam olarak yararlanabilmek için panellerde cam malzemeler kullanılmıştır. İçerisi oldukça aydınlık olan kilise, huzur veren tasarımıyla ibadet yapmaya gelenleri etkisi altına alıyor. Geniş bir mermer merdivenle binanın içini giriş yapılıyor. Merdivenin korkuluk görevi gören çelik parmaklıkları modern bir hava getiriyor. Amerikan Hava Kuvvetleri için subay yetiştiren Akademiye ait bir kilise olan 4. Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi. Sadece Hristiyan değil, diğer tüm dinler için de ibadethane görevi görüyor. bir binası Almanya'nın en büyük bankalarından birinin adını taşır. Hanover'da yer alan yapı, 1997 ile 2002 yılları arasında yapılmıştır. Tamamen camdan imal edilen cephesi ve modern mimarisi ile dünyanın en ilginç binaları arasında gösterilen yapı, içerisindeki kafeler, restoranlar ve yaşam alanları ile bir banka binasından çok daha fazlasına sahiptir. 1500 çalışanı bulunan çevre dostu, bina, Doğal gün ışığını optimize eder, doğal hava kaynaklarını kullanır ve karbondioksit emisyonu ile çevre dostudur. Kelebek kanatları şeklindeki çatısı renk değiştiren malzemeden yapılmıştır. Şehrin silüetine hoş bir nüans katan tasarım, şehrin kuzey ile güney kısımları arasında yumuşak bir manzara geçişi yaratmayı hedeflemiştir. Yaklaşık 40 bin metrekarelik kullanım alanı ile bir tasarım, harikası olan bina, kültürel alanları, spor merkezleri, boş zamanınızı değerlendirebileceğiniz mekanları ve ticari markaları ile şehir merkezini anımsatır. 70 metre yüksekliğinde yükselen bina, etkileyici şekli ile manzaranın kuzeyindeki tarihi şehir görünümüne modern bir cevap niteliği taşır. Çelik konstrüksiyon ile cam duvarların zıtlığından doğan yum betonun soğukluğuna karşı şehre atılmış, özgün bir imza özelliğindedir. Büyük kısmı doğal yollarla havalandırılan nordel bir binası, Enerji çözümleriyle çevre dostu özellik taşır. Havalan Kübevler, Piat Blom tarafından 1977 senesinde inşa edilen küp Rotterdam ve Helmond şehirlerinin silüetine alışılagelenin dışında bir tat katmıştır dikkat çekici ve sıra dışı tasarımıyla hafızalara işlenen küp evler Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da yer alıyor ve kelimenin tam anlamıyla 45 derece eğimiyle konumlandırılmış küplerden oluşuyor. Küp evler yapıldığı günden bugüne şehrinden, ikonik yapısı olma özelliğini halen koruyor ve turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 100 metrekare bir hacmi olmasına rağmen küplerin yerleştirilme şekli nedeniyle 25 metrekaresi yaşam alanı olarak kullanılamıyor. Blom, mecazi olarak ağaçlarda yaşama deneyimini gerçekleştirmek isteyerek bu yapıda evlerin her birini bir ağaç, hep birlikteyken ise bir orman olduğu benzetmesini kullanarak tasarlamıştır. Bir yapının ev olabilmesi için, dışarıdan bakıldığında ev olduğu anlaşılmalıdır. Görüşüne karşı gelerek sıradan denilebilecek bir küpevi 45 dereceye eğerek bunu altıgen bir planın üzerine yerleştirmiştir temelinin inşası sırasında küp evler birçok zorlukla karşılaşmıştır. Yapılması planlanan ev sayısı 55 iken, yapı 38'i küçük, ikisi süper küp özelliği taşımak üzere 40 tane olacak şekilde 1984 yılında tamamlanmıştır. Ziyaretçilerin bu değişik yapıdaki atmosferi tadarak benzersiz mekansal hacmi deneyimleyebilmesi adına küp evlerden biri müze olarak halka açılmıştır. Kiş Kubik E, Müze E mobilyalı ve döşenmiş bir şekilde, böylesine eğimli duvarlara sahip olan bir kübük evde yaşama konusunda insanları aydınlatmak amaçlı iç tasarımları yapıldı. Longberger binası, dünyanın en büyük tahta piknik sepeti halinde olan Longberger binası, uzmanlı tahta piknik sepetleri üzerine olan firma tarafından tasarlanan 7 katlı bir yapı. Aynı zamanda bu bina firmanın genel merkezi. Şirketin kurucusu Longberger, Yeni yapacakları şirket binasının dışarıdan bakıldığında hemen kendi binaları olduğunun anlaşılmasını istiyor ve aklına ilginç bir fikir geliyor. Şirket binası dev bir piknik sepeti olmalı ve bu sepet Longberger firmasının ürettiği sepetlere birebir benzemeli. Bu düşünce çalışanlar tarafından başta şaka sanılsa da Longberger 1997 yılı bitmeden bu projeyi hayata geçirmeyi başarıyor ve böylece cebik basket tarih sahnesindeki yerini alıyor. Şirketin ürettiği orta boy sepetlerin 160 katal büyük bir kopyası olan bu dev bina 7 kattan oluşuyor ve şirketin merkez binası olarak hizmet veriyor. Yapımında çelik üzerine sıva tekniği kullanılan ve bu konstrüksiyon ile birçok mimarı ödüle layık görülen Big Basket, 9000 ton ağırlığı ile taşınması mümkün olmayan bir piknik sepeti olarak karşımıza çıkıyor şirketin yemyeşil bahçesi üzerinde gerçekten de pikniğe gelen bir ailenin sepeti görünümünde olan bina, bölge halkı ve turistler tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor. Ayakkabı Ev Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan ayakkabı ev, turistik gezilerinde ilginç mimar yapıları incelemekten hoşlananlar için en iyi alternatiflerden biri olma özelliği gösteriyor. Tarihi bundan neredeyse 70 yıl öncesine dayanan bu yapının çizmeye benzeyen dış görünüşü oldukça şaşırtıcı ve etkileyici bir havaya sahip. Tabanı, boğazı ve bağcıkları ile gerçek bir ayakkabıyı andıran bu ev, müze olarak gezilmek için ziyaretçilerini bekliyor. 1948 yılında o dönemde ayakkabı büyücüsü olarak bilinen Haynes yaratıcı fikri ile ortaya çıkan bu yapı kısa sürede tüccarın önemli reklam kaynaklarından biri haline geldi. Hems'in yaşadığı dönemlerde ev tamamen misafir ağırlamak için kullanılıyordu. Yakın akrabaların, büyüklerin ve dostların son derece büyük bir özenle ağırlandığı bu ev dış görünüşüyle olduğu kadar iç dizaynında sunduğu rahatlık ile de ziyaretçilerini büyülüyordu. Ayakkabı büyücüsünün bu oldukça sıra dışı fikri kendisinin en büyük reklamı olduğu ve ona ardında sonsuza dek unutulmayacak bir eser bırakma fırsatını tanıdı. Evin yapıldığı yıllarda bonkör bir milyoner olarak anılan Haynes yapının ardından zaten var olan önüne ön katmayı başardı. Ayakkabı ev her yönü ile son derece heyecan verici ve sıra dışı özelliklere sahip olduğundan bugün müze olarak kullanımı açılmış durumda. Bu yapı her gün onlarca misafir ağırlayarak güzelliklerini paylaşıyor. Deniz kabuğu ev Meksik City yakınlarında yer alan kabuk görünümündeki bu ev, Meksikalı mimar Javier Senusian tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Senusian Lloyd Wright ve Gaudi'nin eserlerinden isimlenmiş ve bu binayı inşa etmiştir. Senusian, bu evde biomimarlık olarak isimlendirdiği bir kavramı uygulamak istemiştir. Bu görüşe göre mimarının doğayla uyum içinde olmalıdır. Bu evde, bu anlamı tamamen yansıtıyor köşeli ve dikey alanlar genellikle daha ucuz ve kol inşa edilebilir olsa da birçok kişi organik şekillerin duyulara daha hoş geldiğini düşünür. Muhtemelen bunun sebebi doğayla ince bir bağlantı kurmamızı sağlaması. Meksikalı mimar Javier Sinusia'nın bir mimari dediği çalışmaları, organik formların bizi doğayla çatışma yerine uyum içinde yaşayabileceğimiz, köklerimize bağladığı inancıyla ortaya çıktı. Sinusia'nın, Doğanın tasarım ilkelerine uygun deniz kabuğu şeklindeki ve geleneksel olmayan bu evi, Meksikalı genç bir çift için inşa etti. Mantar Ev, ağaç ev olarak da tanınan mantare, Ev, Cincinnati'nin Hyde Park kısmında bulunmaktadır. Bu ev, Cincinnati Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Profesörü Mimar Terry Brown'ca tasarlanmıştır. Terry Brown ve öğrencilerinin işbirliği sayesinde ilgi çekici güzellikte bir yapı ortaya çıktı.